Bilyoner'e hoş geldin. İlk yatırımına yüzde on bonus seni bekliyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Yüzde on hoş geldin bonusunu kaçırma. Detaylar Bilyoner'in kampanyalar sayfasında. Bilyoner, bahsin ilk adresi. Bilyoner. Yani babası Rumen, annesi Çinli, kendisi Kanada'da doğmuş. Teliste başarılı olmak gerçekten çok kolay değil yani. Hatta maç sonunda Medvedev ona file önünde şey demiş. Çok iyi bir oyuncusun, böyle devam et. <gülüyor> 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 Milyoner ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Amerika açık. Hem canlı yayınlarla hem canlı bahislerle milyonerde devam ediyor. Biz de turnuva boyunca artık gelenekselleşmiş Grand Slam programlarımızın yeni bölümünde sevgili Emre Yazıcıoğlu'la beraber sizlerle birlikte olacağız. Ben Aras Yetiş. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Aras'cığım. Ne haber? İyilik abi nasıl olsun işte geç saat maçları, az uyku, garip düzen biraz ilginç gidiyor. Sen bu ara bayağı erken uyumaya başladın. Evet. Aynen. Böyle bir senedir falan filan. E, deniyorum yani daha böyle bir uyku düzeni oturtmaya çalıştım. Çünkü... Bizim işte olmuyor be abi. Ya yani bilmiyorum sen nasıl sürdürebiliyorsun ama şimdi ben de öyleydim. E Amerika açık mı başladı. Gittik abi. Yani bundan sonra da 2 ay, üç ay falan filan yerine gelmiyor. Ondan sonra da zaten Avustralya çık başlıyor. Ya benim pandemi de şöyle oldu. Çok geç kalkmaya başladım ilk zamanlarında. Ee, öyle olunca da hani bunu bir düzene sokmalıyım kafasıyla e, başlayarak aslında bir daha erken kalkma trendine girdim. Bakalım şu an öyle devam ediyor. Tabii ki dediğin gibi yani Avustralya açık zamanı mümkün değil. Amerika açık zamanı mümkün değil. İşte olimpiyatta mümkün değildi. Tokyo'da olduğu için. Ama idare ediyoruz. Erken kalkan yol alır. Öyle, öyle. Ee, iki tane genç genç bile diyemeyiz, <gülüyor> belki <gülüyor> çocuk. daha çocuk yani teen, teenager finalde buluştular Amerika aşkı, onlarla başlayalım istersen. Kesinlikle yani en büyük herhalde başlı çünkü Novak Djokovic'in Grand Slam'i zaten bayağı bir konuştuk zaten. Konuşuluyordu. Ama zaten konuşmaya devam edeceğiz tabii iki maç <laughs> yani, kaldı. E, ama diğeri çok büyük olay çünkü teniste bunu geçen programda biraz böyle üzerinden geçmiştik. Artık olan bir şey değil bu. Yani var işte çocuk yıldızlar var, işte Trace Austin'ler var. Tenis tarihinde Chris Evert çok erken yaşta çıkmış. Martina Hingis var, Monica Seles var. Eskiden bayağı alıyordu işte vardı. biz bayağı programlarımızda yani Milyoner'de bir sene boyunca aslında çok bahsettik yani. Geri evet, evet. geldiği zaman çok bahsettik ama Amerika Açık'ta en son iki Teenager'ın finali ne zaman olmuş ee, gördün mü? 1999. 99 Amerika Açık finali Martin Angus ile Serena Williams. Serena yani Williams. İki tane de dev oyuncu. Bir de yani oradan nereye gittiler Tabii, sonra kariyerle? Yani sonuçta <laughs> e, hani onlar bir şeyleri e, başarmış oyuncular. O Tabii. kadar erken başlamaları hani zaten belli ediyorlardı kendilerini diyelim ki. Hatta yani e, iki sene önce de galiba e, Martin Angus'un Venus var var. Ee, 16 biri 17 biri. Evet evet. Ve şu çok ilginç bence. Mesela Martina Hingis o sene Grand Slam yapmayı kaçırıyor. Yani tak, kariyer Grand Slam'i yapmayı kaçırıyor Fransa açıkta. Düşünsene o yaşta nereye getirmiş kariyeri? Tabii tabii çok acayip. Ondan sonra da zaten o yaştan sonra Aşağı da zaten gitti. pek olmadı. 2000 lira giremedi e, Martina Hingis. Maalesef e, o da başka bir e, üzüntü verici detay ama e, şimdi tabii hem onu konuşabiliriz. Yani e, mutlaka izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Şu, artık bu kadar genç oyuncular niye e, bu kadar büyük başarıları yaşayamıyorlar ya da yaşasalar bile niye devamını getiremiyorlar? E, çünkü işte bu işte Figraf'la e, Monika Seleshin e, yok Gabriele Sabatini'nin olmuş galiba. İşte 80'lerde 88 mi? E, 80, 88 galiba Amerika çıktı. E, ama bunlar işte saydığımız isimler Velus gibi, Serena gibi Martin Engis gibi, Steffi Graf gibi isimler de zaten nerelere geldiği belli. Ee, ama şimdi e, soru, yani şimdi Bianca Andreescu da oynadı. İşte 19 yaşındayken Grand Slam şampiyonu oldu. Osaka çok gençken oldu. Ee, tamam onlar da belli bir isim yaptılar ama Steffiler, Martin Engisler gibi olmak acaba daha mı zor artık? O kadar erken yaşta çünkü belli bir başarı gelince işte Osaka'nın durumu ortada. Şu andaki çağda da başka gerçekler var. Belki de o kadar erkenden başarılı olmak. Şimdi mesela Emre Adukanov Bogun kapağı olmuş 18 yaşında. Ya yani bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bir kere önüne geçilemeyecek bir şey bu. Artık bu Aa, kadar spot evet. ışıklarının altındayken, bu kadar göz önündeyken bilmiyorum yani Kokogov de mesela bunu söylüyorduk. Biraz konuşmuştuk. Aynen, Tabii Kokogov da Grand Slam kazanmadı ama çok erken bir yaşta. Kazanmamasına rağmen, o iyi da olması, Hı -hı. işte Amerikalı olması falan. Bir de o tabii 15-16 yaşında, daha da erken çıktı. E baskıyla mücadele etmekte biraz zorlanıyordu yani. Hani çok fazla yük biniyor. Şimdi mesela Koko Goff tabii e, siyah komünitesini de temsil ettiği Hı -hı. için, e, biraz da böyle sesini yükseltmeyi seven birisi olduğu için, Osaka gibi duyarlı birisi olduğu için ve öyle de bir roladı. İşte Black Lives Matter e, mitinglerine falan katıldı ama o kadar fazla sorumluluğu almak Böyle bir artık büyüteçle sporculara bakılan bir noktada, sosyal medya çağında bundan pek fazla kaçış yok. Çok kolay bir şey gibi görünmüyor. Ben bunu Chris Everett'a sormuştum Sokrates için yaptığımız röportajda. E, şunu demişti bana. Benim zamanımda ben sabah kalktığımda gazeteye bakmadığımda, televizyonu açmadığımda e, uzak kalabiliyordum spekülasyonlardan. Çünkü o da spekülatif bir oyuncuydu. Gerek özel yaşamıyla, gerek tabii, tabii, tabii. kariyeriyle. Ben bunlardan uzak kalabiliyordum. Gördüğümde de çok rahatsız olmuyordum açıkçası. Beni fazla etkilemiyordu ama kaçabiliyordum istediğimde dedi. Şimdi öyle bir şansı yok. O telefonu eline alıp açtığın anda tüm dünya senin önünde Aynen ve abi. her yorumu görüyorsun. Kötü yorumları da görüyorsun. Ee, belki işte senin üzerinde baskı yaratacak geleceğin bir numarası, 7 Grand Slam kazanır, 8 Grand Slam kazanır mesajlarını da görüyorsun. Ya yani Ya görmesen çok... bile abi sen hadi diyelim ki çıktın sosyal medyadan Aynen. E, ben ya da bakmayacağım Hı. dedin. O epleri sildin falan filan. Abi orada insanlar onu yazmaya devam ediyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Yani e, sen ne kadar gözlerini kapasan da buna ya da başını kuma gömsen de orada var ya da senin ailen, çevren, arkadaşların bunları görüyor. Yani hakikaten çok zor bir şey. O yüzden de işte o sakanın yaşadığı problemler belli bir yan Andreescu belki e, bu sakatlıklar hani e, yani her oyuncu sakatlık geçirebilir. Grand Slam kazandı ama işte ne zaman dönecek camadan biz işte konuşuluyor herkes. Baskı çok fazla yani gerçekten bundan bir kaçış yolu yok. O yüzden hem mutlu oluyorum bu oyuncuları gördüğüm için hem de tabii bir parça da insan endişeleniyor. Yani acaba devamlı olabilecek mi sürekli olabilecek mi? Ya beni bir de şu etkiledi bilmiyorum sen ne düşünürsün bu konuda. Genç oyuncuların çıkmasına alışığız her zaman. Ama birçok genç oyuncu, gençken aslında fiziksel gücü sayesinde e, domine eder hale geliyorlar veya işte maçlar kazanır hale geliyorlar. İşte son dönemde, mesela Iga Biontek için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben Leyla Fernandes ve Emma Raducanu'yu da öyle değerlendiriyorum. Yani inanılmaz fiziksel güçlerin sahibi oyuncular değil. Bunun yerine gerçekten çok güzel, çok çeşitlendirerek tenis oynayan, farklı vuruşlara sahip, yani böyle çeşitli bir seçkiyle kort üstünde bir şeyler yapan oyuncular o beni çok mutlu ediyor. Tek Abi, düze değiller. O mesela ona çok iyi bir örnek Nikol Vaydishova vardı. Mesela o bu en genç falan filan gibi e, bir takım işte Serena'dan biri ya da şundan biri en genç gibi birçok departmanda Vaydishova'nın ismini görür tenis severler. Tam dediğin gibi bir oyuncuydu Nikol Vaydishova ki o da işte Serena'ların, Venüslerin etkisi. Yani onlar tenise gerçekten çok Büyük bir etki yaptılar. İşte Şarapova da öyleydi mesela. Yani o dönem işte Serena'yla büyüyen, Venüs'le büyüyen oyuncular evet. ki yani hakikaten şimdi belki o kadar e, etkileri e, herkes bunu anlayamayabilir. Ya da işte daha yaşı ufak olanlar belki bilmeyebilir ama onlar öyle bir etki yaptı ki her Grand Slam finalini beraber oynuyorlardı neredeyse bir dönemde. Bir de e, hiç tenisle alakası olmayan bir aileden geliyorlar mesela. Babaları e, onlara öğretiyor. Babasının hiç alakası yok biliyorsun Virginia Uzuci'nin. Ee, Roland Garros 78 mi 77 mi de kazandığı parayı <laughs> e, gazeteden görüyor. Ya bu sporda böyle bir para mı varmış e, deyip kendisi tenis kitapları falan alıp işte public courtlarda halk courtlarında seneleri verisi tenisçi yapıyor. Onun da filmi geliyor bu arada. Onu da Öyle mi? Da. Will Smith oynuyormuş hatta. Ha Will Smith oynuyor doğru tamam. <laughs> Şimdi hatırladım. Will Smith babayı oynuyor Richard, <laughs> Richard Bellim'si. <laughs> e, i̇lginç ya <laughs> Muhammed Ali performansı <laughs> çok iyiydi Will Smith'in. Müthişti. Ee, bakalım yani Richard Williams'ı nasıl oynayacak? Fragmanda iyi gözüküyor. Zaten çok özel bir hikaye. Filmlik tabii, tabii. hikaye. Güzel tabii Güzel yakalamışlar. Kesin. Hollywood. kesin. Yani işte Serena'nın kardeşinin falan maalesef vefat etmesi, vurulması falan filan gibi şeyler de vardır filme. Bilmiyorum konusu, e, senaryosunu görmedim ama e, güzel bir hikaye oldu kesin. Velhasılı kelam onları gören çocuklar ya da veliler ya dediler ki biz de bu işi yapabiliriz. Güç, 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 güç fazla fundamental üzerine düşmeden servisin ve gücün üzerine düşerek kısa yoldan bir şeyler elde edilebileceği görülmüştü teliste ya da sanıldı diyelim. Onun yansımaları şimdi bir parça bitiyor gibi. Bu da belli bir iyiye gidişi tetiklemiş durumda. Dediğin gibi işte şiviyon tekler falan. Bence kontrast olması da güzel bir şey. Güç oyuncusu yok mu şu anda? Başarılı güç oyuncusu var. Osaka var, Sabalenka var. Ama Sabalenka bile mesela işte son dönem son yaptığı Aynen. açıklamada ben slice'ımı voleybi falan ilan ettim dedi. Çok emek harcadı. Evet evet. E, çiftler oynadı Mertens'le falan beraber. Her ne kadar kullanıyor. Mesela maçlara konuşacak olursak Leyla Fernandez maçında abi yani bam gibi vurmaya çalışıyorsun başın sıkıştığı yerde. Hiç bir kontrolsüz güç güç değildir abi. Yani niye e, o kadar akıl tutulması yaşıyor? Ben onu anlamadım çok fazla. Bana bunu hissettiren oyuncular var. B planının olmadığı fikri. Yani bir çok. Çok yani. Evet çok. aynen. Vuruyor çok sert. Mesela Andrei Rublev de öyle bence. Çok sert ve gerçekten güzel vuruyor topa. Günündeyken süpürür geçer ama işte gününde olmayabiliyor. Rakibinin attığı toplar ee, daha farklı gelebiliyor. Farklı spinler, farklı uzunluklar. E, öyle günlerde darmadağın oluyorlar. Ostapenko işte abi. Hı hı. O da çok genç yaşta 20 yaşında Fransa Açık kazandı. Nerede şu anda Ostapenko? Bam Yani B planı A, ya B plan, e, hakikaten e, B planı olmamak çok fazla böyle pelesenk olan bir şey ama <laughs> hakikaten B planı yok. Yani. <laughs> gerçekten tek bir oyunu var, başka da hiçbir şey yok. Camila Giorgi de mesela öyle. Tutturduğu zaman herkes iner. Ama ama tuttururum, nerede hani tutturur? İki haftada kaç kere tutturabilirsin abi? İki tutturursun, üç tutturursun yani. Sabalenka senin çok arkasında durduğun bir oyuncu. Çünkü gerçekten özel bir yetenek. El göz koordinasyonu, vuruş becerisi süper. Ama yine bir fırsat harcadı abi. Abi, mental olarak kort içinde gelişmesi için bence biraz zamana ihtiyacı var. Yani işte az önce de biraz bahsettim. Başı sıkıştığında işte o panik, son oynadığı servis oyunu abi. 5-4'te oynadığı servis oyunu. O kadar kötü bir servis oyunu oynadı ki tamamen sinirleri baskıyı yönetememesiyle alakalı bir şey. Kontrol edemedi kendisini. Onun olgunlaşması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Zaten biraz çocuk ruhlu yani. Hı -hı. İşte Bahsediyoruz çok pozitif falan filan diye ama. Bir Leyla Fernandez ondan daha olgun. Çok daha olgun yani. Sen de söyledin az önce. Bunu görmek, bunları görmek çok etkileyici. Keza diğer maç. Ondan da sen ee, bir bahset abi. Bir kapıyı aç. Raducanu-Sakkari ee, Sakkari. maçı. Sakkari-Karim. Ee, Pliskova'yı yenerken çok iyi görünmüştü. Mükemmeldi. Bayağı iyi yani görünmüştü. Fırsat vermemişti. Ee, Raducan nasıl kazandı? Bir kere çok iyi girdi maça. Yani şöyle bir ilk oyun bocalar gibi oldu. İşte 3 servis kırma puanı e, 0-40'dan geldi maçın başında. E, i̇kinci servis oyununda yine bir öyle e, fazlaca servis kırma... Yani 7 servis kırma puanından faydalanamadı o 2-3 oyunluk sekansta Sakkari. Ve zaten oradan sonra maçı tek tarafa gitti. Çünkü e... ya, gerçekten çok akıllı oynuyor ben yani genç, güçlü, ya yani istediği zaman güçlü de vurabiliyor topa. Tabii ki yani bir sabalenka değil, ama güçlü vurabiliyor. Ama ona gelmeden önce çok iyi kurguluyor puanları, çok akıllı vuruşlar yapıyor. Yani doğru vuruş yapmak diye bir şey var e, teniste ve aslında her sporda doğru vuruşu yapmak vardır, doğru pası vermek vardır. E, gerçekten doğru vuruşlar yapıyor ve bence yaşıyla alakalı olgunluk seviyesini gösteren en önemli birkaç detaydan biri bu. E, abi hakikaten. Ben Çiçi mağlup etmeyi Hı -hı. başardı. İşte burada Sakari'yi mağlup etmeyi başardı. Elemelerden geldi ee, ve Amerika Açık tarihinde elemelerden finale çıkan ilk oyuncu. Tarihte bir Grand Slam'de elemelerden gelip finale çıkan ilk oyuncuymuş. Hem erkek hem kadın. Amerika Açık'ta değil mi sadece? Tarihte. Öyle mi? Aynen. Ben sadece Amerika Açık Yok, diye biliyordum. Öyleymiş. Ee, Baya inanılmaz bir iş. Gerçekten inanılmaz bir iş. Hem de 18 yaşındaki bir oyuncu. Onunla e, şey arasında şöyle bir fark var. E Leyla Fernandez arasında. Leyla Fernandez hep biraz daha zor bir yoldan evet. geldi. Hep 3 setlik maçlar kazandı. İşte Kerber maçı, Osaka maçı, Svitolina maçı, en son bu maç Sabalenka maçı 4 tane elit oyuncu. E, hepsini de 3. sette yenmeyi başardı. muhakkaten mental olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Raducanu ise maçlarını set kaybetmeden kazandı. Evet, elemelerden başlayıp elemelerden set kaybetmedi. Elemelerden başlayıp hiç set kaybetmedi. Hiç i̇şte yani oyundan fazla da vermemiş. Çok acayip abi. Elemelerden yani, sonra. Sara Sori ve Stormo gibi oyuncu bir oyun verdi. İşte efendime söyleyeyim dün yine set kaybetmedi. Sakkari çok iyi durumdaydı. Onda işte Bençici yendi. Hı -hı. Ee, set kaybetmiyor yani inanılmaz bir şey abi. Ee, i̇kisinin öyle bir farkı var yani. Ama ikisi de aynı aynı derecede etkileyici. Birisi 3. setlerde elit oyunculara karşı mental dirayet. E, ee, diğeri de yani şipşak paket servis. Ve daha önce oynamışlar. Wimbledon'da gençlerde oynamışlar. ikinci turda 2018'de o maçı Raducanu kazanmış. Garip şekilde Raducanu da Kanada doğumlu. Yani babası Rumen, annesi Çinli, kendisi Kanada'da doğmuş. O dönem Kanada'nın havasında suyunda bir şey vardı herhalde. Ee, çok güzel bir yere getirdin konuyu. Ben de aslında bundan konuşmak istiyordum abi. Hem bu konu Hı. işte orada bir paralellik var dediğim gibi Kanada muhabbeti ve Kanada'da işte Felix Hoca'yla Yasim'de az sonra bahsederiz Hı. o da çıkmayı başardı. Erkekler de yarı finale Medvedev ile oynayacak. Şeyi fark ettin mi abi? Son dönemde işte böyle refah ülkelerine gidip ee, orada şans bulan oyuncuların bir çıkışı olmaya başladı. İşte burada da Kanada aslında vitrine çıkıyor. Kanada büyük bir refah ülkesi ama tenisle ilgili çok fazla bir gelenekleri yoktu. Yani en iyi oyuncuları Greg Rusetski'ydi. Onu da <laughs> Büyük Britanya'ya kaptırmışlardı. Çiftlerde Daniel Nestor vardı. De, evet. o Nestor vardı. O, o da Sırp sırpasıldı. Ee, efendime söyleyeyim. Bir Miloš Ranić geldi. Sonrasında Eugeni Buşar geldi. Ondan sonra da barajın kapakları açıldı. Ee, buralara giden işte Miloš Ranić de Karadağ kökenli bir ailenin çocuğu. Bir yaşında, iki yaşında gidiyor e, Kanada'ya. Ee, galiba savaş sebebiyle. Hı hı. E i̇şte e, Leyla Fernandez'in annesi e, Filipin kökenli, Kanada vatandaşı. Babası Ekvadorlu, işte Bolivya kökenleri varmış. Radu da Kanada'da doğuyor. E, sen de söyledin, Roman e, babası, annesi Çinli. Sonrasında İngiltere'ye gidiyor, Londra'da büyüyor. E, Osaka, Haiti, Japonya, Amerika'da büyüdü. E, Maria Sharapova'nın hikayesi bile öyle abi. Maria Sharapova Rus ama Amerika'da büyüyor. Babasıyla kaçıyor Amerika'ya. Evet. Yani bu refah ülkelerine gidip de, ee, başarılı olan çok fazla oyuncu olmaya başladı. Azarenka başarıyor. da öyle mesela. E abi. Amerika'ya gidiyor. Azarenka da işte. Evet, Arizona Scottsdale'e gidiyor ama Bianca Andreescu da tamamen öyle Hı. abi. Yani e, sanki burada bir şeylik var. Üstüne düşünülmesi gereken bir konu var. Zaten tenis ülkesi olmayan ülkeler diyelim. Hani tırnak içinde söyleyelim bunu tabii. biraz daha oyuncu çıkarma noktasında buna ihtiyaç duyuyor. Mesela Yunanistan iki tane büyük oyuncu çıkardı son dönemde. Çiçipas'la Sakari'yi çıkardı. İkisi de orada yetişmiş oyuncular değiller. Fransa'da akademiye gitmiş, İspanya'da akademiye gitmiş oyuncular. Şimdi başka bir ülke yolu, terk yok, ediyorlar. E, <laughs> ülke dışında eğitim görüyorlar. E, biraz daha tenis ülkelerinde mesai harcıyorlar. Bir de şöyle bir şey var abi Yunanistan'da. Şimdi hep bizle paralel kuruluyor ya. Sakarya'nın annesi eski il ilk ilkelli tenisçisi. Ee, biliyorsun yani hı hı, Yunanistan tabii. tarihinde çok az e, ve önemli bir sporcu. E, Çiçipas'ın annesi Rus ve eski WTA ilk 50, ilk 20 oyuncusu. E, adı neydi? Yulia Sanlikova. Bunlar önemli şeyler. Bir de üzerinde tabii e, işte dışarıya gidip oralarda çalışmak falan filan konunca yani bir, bir rol modelleri gerekiyor bir şeyleri öğretip. ya Bizde mesela niye çıkmıyor diye soruluyor. Bunlar yok abi şu anda. Belki bizim İpek Şenoğlu'nun e, Allah pahşası çocuğu oldu e, bir, birkaç sene önce. Belki o gelir. Belki Çağla e, ileride anne olduktan sonra. Onlar belki e, anlatabiliyor muyum dediğimi. Yani onları biraz daha farklı bir yola itebilecek, e, onlara bir şeyleri gösterebilecek çok fazla rol modeli yoktu. Yani her şey bir sistemin parçası. Bir yani teniste başarılı olmak gerçekten çok kolay değil yani. Bazı şeyler yerine oturmak zorunda. Öyle havadan gelmiyor. Öyle ki yani tenis ülkesi Britanya'nın bile oyuncu çıkarma konusunda ne kadar zorlandığını görüyoruz senelerdir. Tabi. Grand Slam şampiyonu Virginia Wade Wimbledon'ı kazandığından beri kadınlarda yok. Erkeklerde Murray zaten bir tane o da çok özel oyuncu. Yıllar içinde çıkan. Kadınlarda Emma Raducanu Virginia Wade'den beri Grand Slam kazanan ilk oyuncu olmaya çalışacak en büyük tenis ülkelerinden bir tanesi. Wimbledon'u düzenleyen ülke. Çok acayip abi. Fransa'da da şu anda acayip kriz var biliyorsun. Kaç sene Grand Slam tarihinde ilk kez galiba Fransa'dan ne kadınlarda ne erkeklerde üçüncü tura kalan olmadı. Amerika açıkta. Düşün. Düşün yani. Tabii. Onlar da jenerasyon kaybediyorlar artık. O Aynen parlak gidiyor. Gelmiyor yani. yani geriden gelen birçok oyuncu işte Olivettiler bilmem neler. Efendime söyleyeyim. Jenny minalar falan filan. Belki eskiden hatırlarsın Monfis'e e benzerdi. <laughs> Yeni Monfis, küçük Monfis deniyordu. Yok abi hiçbirisi olmadı. Kayboldu. ve kadınlarda var işte Chloe Pakye, Clara Burel falan. E, benim beğendiğim Diane Pari var. Ama yani başarı gelmesi zor oluyor. E, gerçekten zor oluyor. E, dediğin de çok güzel bir ayrıntıymış bu arada. Yani Büyük Britanya için. Evet. Ve düşün yani sen... Ki burada sen... kualayı da e, biliyorsun biraz e, linç etmişlerdi yani. Wimbledon'da. Wimbledon'da dördüncü turda e, Tom Yanoviç'e karşı çekildiği zaman biliyorsun. Evet. Yani baskıyı kaldıramayışı üzerinden. Gördük baskıyla nasıl mücadele. Gerçi Hakikaten. baskı altına girmedi daha. Bir de baskı Yok, altında. Evet. <laughs> yani evet, o enteresan. Bir de gerçekten mesela şimdi Leyla Fernandes'le final olur da bir 3. sete gider mesela. Bir de oralarda göreceğiz. Tabii onu o da ayrı bir test ama e, yani maça çıkarken baskı hissetmiyorsa abi. <laughs> Aynen. Demek ki oraları da yani herhalde oynayabilir. Ben dün maçı anlatırken şunu hissettim. Gerçekten yıllardır o maçları oynuyormuş gibi. Arthur ilk akşam seansıymış. Dünya'daki en büyük tenis stadyumu, 23 bin kişilik bir stadyum neredeyse dolu. Oradaki ilk maçı akşam seansında farklı bir havası, farklı bir atmosferi vardır. Zaten maç sonunda bunu kendi de söyledi, çok havalıymış diye Heh. çıktı oraya sanki bir Serena Williams rahatlığında. Çok ilginç. Peki biraz da işte finalle <laughs> ilgili. Ee, görüş belirtecek olursak tabi bu aslında kolay bir şey değil. Ama ben şunu söylemek isterim. Leyla kafaca biraz daha olgun. Leyla Fernandez. Hakikaten zaten baskıyı yönetebildiğini, çok iyi yönetebildiğini konuştuk. De Delilleri de zaten ortada. Ee, zeki bir oyuncu. Ee, yaşına göre gerçekten çok olgun. Ama oyun gücü olarak da Raducanu bence biraz öne çıkıyor. Ee, tercih yapmak biraz zor ama ben belki bir parça daha Raducanu kazanma e, kazanmaya yakın diyorum. Belki %51. Bir de Tabii çok genç oyuncular bunlar ama ne olursa olsun fiziksel olarak da daha iyi durumdaki Raducanu'dur Kort'ta. Tam bilmiyorum geçirdikleri süreleri. Bakmak lazım o datalar geldiğinde. Ama en azından bir 3 saat daha az geçirmiştir. Tabii yani vardır 25 üç saat kesin vardır doğru söylüyorsun. Ne kadar etkiler? Tabii çok gençler ama ne olursa olsun yani bu final maçı. Ama herkes için ilginç bir final olacağı kesin. Yani bilmiyorum çok sayıda insan izleyecektir diye düşünüyorum. <gülüyor> Yeni <gülüyor> bir soluk kattıkları kesin tenise. Öyle yani Amerika açık gençler finali <gülüyor> sanki. <laughs> Gerçekler öyle ya. E şey Girls <laughs> Final e, hakikaten bu tür espriler de yapılıyor. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Çok keyifli olacak izlemek. E, yolları açık olsun. Dediğim gibi yani inşallah bu sosyal medya çağında bu Osaka'nın <laughs> e, ya da birçok sporcunun e, yaşadığı sıkıntıları yaşamazlar, iyi yönetirler kariyerlerini. E, bu sosyal medyanın tabii getirdiği çok fazla fayda var ama e, hayatı da zorlaştırdığı belli açılardan kesin. Çünkü şöyle bir fırsat da var, şimdi hala 36-37 yaşında tenisçileri oynarken görüyoruz ve artık bu anormal bir şey değil. O yaşlarda oynanıyor tenis, Grand Slam dahi kazanılabiliyor. Örnekleri e, uçta olsa var. Ya baktığın zaman şu anda 18 yaşındasın, 20 sene var önünde tenis oynayabileceğin profesyonel düzeyde, şimdiden Grand Slam kazanmaya başlıyorsun. Tabii ki böyle şeyler düşünülmez, bence düşünmek mantıklı da değil ama biraz ritim bulursan, biraz üst üste koymaya başlarsan kariyer nerelere gidebilir? Tabii, ama işte o da abi her zaman öyle oluyor işte abi burnout denen olay var ya, o kadar erken kazanmaya başlayınca bu sosyal medyaları önce bile biliyorsun baskı bu kadar. E, yukarıda değilken bile çok erken bir şeyler kazanan oyuncuların yaşadığı büyük buhranlar var. Jennifer Capriati bunların Tabii. en büyük örneklerinden bir tanesidir. E, o yüzden gerçekten orada yanındaki çevresindeki insanlara çok büyük pay, e, çok büyük rol e, düşüyor diyelim. Başka ekleyeceğin bir şey söyleyecektin galiba yok, ama yok yok gayet zaten derli toplu konuştuk herhalde. Erkeklere geçeceğiz. <laughs> Erkeklerde daha biz programı çekerken yarı finaller oynanmamıştı. Senden Novak djokovic ee, Sasha Zverev analizi rica edebilir miyim? Şöyle bir kere zaten olimpiyattaki maçtan başlayalım. Ondan bir önceki programda da aslında kısaca bahsetmiştik. Djokovic'e bu sezonki en büyük hayal kırıklığını yaşattı Zverev. Bir set, bir break geliden gelip ve inanılmaz bir tenis oynayarak o bölümden sonra Djokovic'i olimpiyattan eledi, altını slam'den etti. Ama şimdi artık Djokovic'in sularında. Yani e, tam anlamıyla Djokovic'i bir köpek balığı olarak düşünürsek eğer <laughs> şu an onun sularında Zverev 5 setlik maç oynayacaklar. Daha önce Grand Slam'lerde hiçbir ilk 10 oyuncusu yenmedi Zverev Grand Slam düzeyinde. Hiç 5 setlik maçta büyük üçlüden bir rakibini yenmedi. E, yani Federer'de, de, Nadal'ı da, Djokovic'i de yenmeyi başaramadı. E, Djokovic'i yendiği maçlar var. Bir tanesi olimpiyat, bir tanesi ATP finallerinin final maçı. Bir kere de Roma Masters'ta yenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle güzel anlattın ki. E, ama bu maç başka bir maç. Oturdum dinliyorum ya. Hap gibi verdim bütün bilgileri. E, bunun üzerine söylenebilecek fazla bir şey yok. Zaten bilgilerle, notlarla tıktık. Tık ne beklememiz gerektiğini anlattın. Sen ne dersin? E, abi dediğim gibi bunun <laughs> üzerinde çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hakikaten çok güzel açıkladın. Çok güzel e, verdin notları. E, yani ikisinin de maçlarını anlattım. E, ikisini de gözledim. E, maçları izledim. Bu şey maçında e, Saşazıverev'i çok fazla e, tutmadım. Yani Loiteris maçında en son. son oynadığı. Birinci sette çok kötüydü. E, Saşazıverev çok pasifti. Ondan sonra işte bir şekilde aldı seti. Alamasaydı nerelere giderdi maç bilmiyorum. Loiteris e, de mahvoldu seti alamayınca. E, abi, çok tecrübesiz mahvoldu. oyuncu. Bitti kafaca. Bitti. Yani işte burada gene bu kızlara dön, dönebiliriz yani. Hakikaten bu mental güç ee, o yüzden etkileyici. Loiteris 24 yaşında. Federerlerle falan oynamış bir oyuncu. Grand Slam tecrübesi var. Bitti dediğin gibi yani. O seti alamadıktan sonra gözünü kapattı açtı. Üçüncü sette 4-0 olmuştu. Ondan sonra ha hu derken bir şeyler yapayım derken. E, yani debelendi. Saç Zverev'in verevinde bir parça böyle boşlamasıyla birlikte 4-3'e e falan 5-3'e falan getirdi ama. E, zaten bir şey olmayacağı belliydi. Yani tam tatmin olmuş değilim. Saşa performansından. Chokovic, e, Sasha Zverev'in performansında. Novak Djokovic e, buraya çok iyi gelmişti. Yani Tokyo'yu kazandı, Olimpiyat kazandı, Cincinnati Hı -hı. kazandı. E, ama acaba ya yani bu kadar uzun süre performansı yüksek tutmak kolay değildir ya. Hafif bir yorgunluk ya da bir düşüş şey geçişiyor mu? E, diğer taraftan Novak Djokovic yeniden yükselmeye başladı. Şu var mesela Senenin başına dönelim. Avustralya açık finali oynandığında tam sayıyı hatırlamıyorum şimdi. 20 küsur maçlık bir galibiyet serisi vardı Daniil Medvedev'in. Djokovic maçı öncesinde. Evet. evet. Ama işte yani o serilerin pek bir hükmü olmuyor. Saşan'ın da şu anda 16 maç oldu sanırım seriler. Yok Ama abi. Pek bir hükmü, hükmü yok. yok. Yani bu, bu maçlar başka maçlar. Tabii canım. Kesinlikle işte. Vestet olayı zaten bambaşka. Denklemi çok değiştiriyor. Djokovic'le çok değiştiriyor. Ama bilinmez abi yani sonuçta ee, kaybedecek daha fazla şey olan çok daha fazla şey olan Novak Djokovic. Saşa evet Grand Slam finali oynamak istiyor. Geçen sene ilk Grand Slam finalini oynadı. Dominic Thiem'e kaybetti. Enteresan da yarı finali 2-0 geriden çevirdi. Pablo Carreño Busta'ya karşı biliyorsun. Finali de 2-0'dan verdi ee, Dominic e, Dominic Thiem'e. Ne zaman ne yapacağı kadar hiç belli olmayan e, bir adam. Fransa çıktı yani... Çiçipas'a karşı 2-0'dan 2-2 yaptı kaybetti. <laughs> çok çok doğru. Yani bu anlamda enteresan yani. Kafa gidip gelebiliyor Saşa Zıber evde. Ama çok büyük servisçi. Oyun gücü var. Oyun gücü %100 var. Delirir, çıldırır. Novak Djokovic de baskı şimdi Hı. daha iyi yönetmeye başladı. Novak'tan da konuşacağız tabii, biz. Tabii. Sen de konuştuk aramızda. Ee, çekim motor öncesi biraz sohbetini yaptık falan ama... Novak Chokovic de tabii hep e, dillendirdiğimiz şey bu baskıyı nasıl yönetecek? Bu baskıyı nasıl yönetecek? Çözümler bulmada biraz zorlandı yani. Onun için de çok yeni bir şey. Şimdi yavaş yavaş hafif hafif buldu gibi. Biraz yani rakibin yani. profili de etkiliyor tabii muhtemelen. Abi, Çünkü tabii. şimdi Novak Djokovic'in 20 Grand Slam şampiyonluğun var. 99 numara Jensen Brooksby'ye karşı %100 motive olamayabilirsin. Normal. Olsan da abi hem tanımıyorsun Hı -hı. Da oyuncuları belki o kadar seyretmemişsin. Bir de ee, en baştan böyle 5. vitese takmak da istemiyorsun. Ne zaman ne yapacağını yönetebilmek ya. Yani şurada şunu mu yapsam, bağırsam mı, çağırsam mı enerji kaybeder miyim falan derken buralara kadar gelindi. Artık bundan sonra her şeyi verecek bundan sonra tabii, tabii daha iyi oynaması. Zaten bekleniyor. Berettiniye ilk seti kaybetti. Çok yakın bir set kaybetti. Ama öyle bir setti ki Berettini'den aslında bir şeyler aldı o sette. İstediğini yaptı. Sonrasında da benim gördüğüm bu turnuvadaki en rahat 3 setini oynadı. Abi şeyi gördün mü? Bir şeyler aldı dediğin. Rodik Eee Rodic tweet'i <laughs> işte e, biz bilmiyorum programda konuşmuş muyduk, konuşmamış mıydık? Sizden önce e, bacaklarınızı alıyor sonra ruhunuzu alıyor diye yazmıştı Novak Djokovic'in. Abi <laughs> bilmiyorum yani Photoshop mu başka bir şey mi ama <laughs> o leg coffin şeyini gördün mü sen? Yok görmedim. E, öyle bir bir konteyner var e, US Open'da leg coffin e, yazıyor üzerinde. Nedir? Ne, ne menem bir şeydir? Ben de bilmiyorum ama <laughs> öyle bir şey varmış gerçekten. Birisi de atmış bitti Onun da esprisini çalmış olmayayım şimdi ama. Hakikaten varmış böyle bir şey e, yazmış. E, o Leg Coffin'e tabii ki yani bacak mezarı <laughs> anlamına geliyor. Onu da söyleyelim. Novak aldığı bacakları herhalde oraya atıyor. Aldı, önce bacaklarını aldı Berettin'in işte sonra da. Sen e, yayında da söyledin. Yani scoreboard'un söyledi Gerçi abi onu isterken de dedim ki ya şey dedin yani bazı maçlara <laughs> e, skorunu söylediğinden daha yakın deriz. Bu tam zıttı dedin. Ben de şey diyorum içimden abi. Yani zaten 2-3 6-2, 6-3 Ama <laughs> hani 3-1 yani set alınmışsın. <gülüyor> Onu <gülüyor> güzeldi ama çok güzeldi. E, dediğin gibi yani sonuçta Berettini'ye karşı en iyi topunu oynadı turnuvanın. Tertemiz oynadı. Ve açıkçası şunu da söyledim maçtan sonra. Ben her şeye hazırım. 5 saat, 5 set ne gerekiyorsa kalan maçlarda gereğini yapmaya hazırım dedi. <laughs> bu da ben Zverev olsam, ben Medvedev olsam bir şöyle bacaklarım çözülür. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi bu şey yani malumun ilamı tabii ki yapacak. Yani bundan sonra artık Novak Djokovic'i sahadan kürekle kazıman lazım abi. O yani geleceksen buraya kadar geldi artık yarı final yaptı. E, sahadan kazıman lazım. Ama işte 2015'te Serena'da biliyorsun yarı finalde takılmıştı. Ee, çok ilginç. Ya, yani bilmiyorum. Ben kendi adıma hakikaten heyecanlanıyorum yani böyle bir Grand Slam muhabbeti çünkü görülmüş bir şey değil. Ve yani eskiden biliyorsun teniste 30 yaşında kariyer biterdi. 34 yaşında tabii takvim Grand Slam'i. Kolay mı yani 34 yaşında çok çok acayip. Tabanca bir şey. gibi oyuncular var. Tabii abi çok acayip. Ee, bir şey yani. Mesela Federer'in şansı olmadı bunu yapmaya çünkü hep Grand Slam sıralamasının ikinci basamağında takılıyordu Federer. Ben Nadal olmasaydı, Nadal karşısına çıkmasaydı muhtemelen Federer iki kere bile yapabilirdi. Yapardı. Yapardı, e, çünkü tabii. diğer oyuncuların hepsine karşı toprakta çok üstündü. Tabii abi, Nadal kesin. hariç. Tabii, tabii. E, ama mesela Amerika açığa hiç o heyecanı getiremedi Federer. Tabii tabii. Kesin, kesin katılıyorum. E, Nadal'ın 3 e, zeminde kazandığı sene de var biliyorsun. 2010. E, ama yani oraya taşımak tabii Hı -hı. üst üste 3 Grand Slam alıp da Amerika'ya taşımak daha önce öyle bir şey olmamıştı. Federal ve Nadal cephesinde. İşte avunulan şeyler hep bir şey oldu. Serena'sını, Djokovic'sını böyle iki sezonda arka arkaya tabii. Dört Grand Slam dört kazanma. Dört Grand birden elde tutmak. elde Aynen. 2002-2003 Serena. Ee, Novak'ın da ne zamandı? 2015-2016 mı? Sanırım aynen. 2015-2016 ee, olması lazım. Evet o da büyük bir şey ama. Tabii, dört Grand birden elde tutmak. Bunlar Rod Laver'dan beridir kimse yapmıyordu. Ama şey de var abi. Mesela Serena yok ya burada. Böyle bir patron olmayınca kızlar mesela işte bu genç kızlar da diğer oyuncular da daha rahatladı yani bize de şans gelir belki falan e, gibisinden e, öyle çok sürdürek bir favori olunca diğer oyuncular da ya yani nasıl olsa <laughs> işte kupayı alacak belli falan diye acaba düşünüyorlar mı diye ben de merak ediyorum yani muhtemelen düşünüyorlardır bence. Üç senedir falan serena için düşünülmüyordur bu artık. Tabii. O tabii. çünkü... Ama yani yine de ne de olursa... Ama aura işte. E o tabii getirdiği abi. ağırlık. Bir zamanlar tamamen öyleydi abi. Hı. Diğerleri tamamen figürandı. Yani hani erkeklerde hadi Federer vardı, Nadal vardı. Başka işte Del Potro'lar falan arada yeniyordu, çıkıyordu. Serena'ya karşı o inançla bir tek Vika çıkıyordu bence. Tabii tabii. Belli bir... Ya Şarapova bile değil. Şarapova biliyorsun yani 18'de... On... 2004'te aldı. İki galibiyet vardı. Yıllar yıllar öyle gitti abi. Sonra 17 maç mı öyle O 17 maç mı ne kazandı yani. Tam tamam. 17 mi 16 mı tam hatırlamıyorum. 2004'te iki galibiyet. Tam ne, ne zamana kadar oynadılar? Yok öyle. abi yani. Senin Kimse... dediğin çok doğru. Erkeklerde işte Songa, Berdych, Wawrinka, yani Del Potro... Çıkıyordu Songa, Federer yeniyordu abi. Öyle. Yani kadınlarda, hele Grand bir Vika'dan daha iyi mücadele eden, yani inançlı çıkan olmuyordu yani. Roberto Vinci, Serena'ya karşı ne kadar inançlı çıkmıştır abi o maçı? Zaten. Yani. Nasıl bir maç? Ha. Olacak iş değil. Velhasılı kelam e, Novak'ın tabii ki şanslı olduğu gerçeği var ama baskı gene her aşamada hep vurguluyoruz. Hı hı. Zverev'de daha rahat olacaktır bir önceki maçına göre. Ama yine de Novak Djokovic'in kazanmasını bekliyoruz diyelim. Diğer eşleşmeyi Felix Ojal Yasim, Danil Medvedev. Onlar da bir kere oynamışlar daha önce. 2018 Toronto'da ki ne 2018'de Medvedev Medvedev'di şu anki oyuncuydu ne Felix Felix'ti. O zaten çok gençti. Hatta maç sonunda Medvedev ona file önünde şey demiş. Çok iyi bir oyuncusun. Böyle devam et. <gülüyor> <gülüyor> Bravo demiş. Güzel. Ee, i̇şte buluştular. O da mesela Medvedev şu anda ya yani 3 oyuncudan bahsedebiliriz. Hatta Djokovic'i bir kenara ayıralım bence. Zverev ile Medvedev. En formda oyuncular. Erkek tenisinde. Zaten Masters'ları paylaştılar. Biri Kanada'yı kazandı, birisi Cincinnati'yi kazandı. Sürpriz değil burada olmaları. Nasıl kadınlarda hiç seri başı kalmadıysa finalde, işte yarı finalde bir seri başı vardı Maria Sakkari. Erkeklerde dört tane seri başı var. Felix olmaz başkası olurdu. İşte çiçipas olması bekleniyordu aslında orada. İşte onu Alcaraz yendi. Alcaraz'ı da ondan sonra bir tur sonra Sakatlandı. sağlık problemleri sebebiyle kaldıramadı o Alcaraz. Ki işte erkeklerle kadınların farkı bu. Beş setlik maçlar yerine üç setlik olsa. Belki de Alcaraz, Leyla Fernandez ya da hı hı. E, Raducanu gibi. Belki o da daha ilerleyecekti. 5 seti ama işte vücutlar kaldırmıyor. Bir de işte erkeklerle kadınların farkı. O seviyede e, Alcaraz gibi oyuncular artık gelişimlerini tamamlamamış oluyorlar. E, çok daha iyi antrenman yapması lazım. 2-3 sene antrenman yemesi lazım yani Alcaraz'ın. Herkes bir Nadal gibi 19'da Olmuyor yani. Nitekim Felix de mesela çok erken çıktı. Ama onun da bir seviyeye gelmesi zaman aldı. Tony Nadal. Tony Nadal. Gerekti. <laughs> Girdi devreye. Ben yani çok büyük bir açıkçası şans vermiyorum Felix'e bu maçta. Medvedev büyük favori. Ona göre de oynayacaktır bana kalırsa. Yani katılmamak mümkün değil. Medvedev'in tecrübesi çok yüksek. Amerika çıktı. Zaten performans çok iyi. Yani iki sene önce final yaptı. Nadal'a <laughs> kaybetti. Epik bir maçtı. Geçen sene yarı final yaptı. E bu sene yine yarı finale gelmeyi başardı. Burada çok iyi oynadı. Kesin yani Medvedev'in. Zaten sert kort süper. Eşantiyon set kaybetti. Botik Van de Zanskulpe. Evet. evet. <laughs> Maçın sonunda. <laughs> evet. Enteresan oldu o da. İlk kez set kaybetti turnuvada. Botik'e. E, botike de tebrik etmek lazım. Yani işte Lloyd durumunu gördün e, paramparça oldu. Botik kötü duruma düşmesine rağmen e, dayandı. Maçı bir parça da olsa heyecanlı hale getirmeyi başardı. Yani Heri aslında çok daha gerilerde olan Tabii bir o, oyuncu. Hiç tecrübesi hiç yok. Tecrübesi. o da elemeden geldi. Öyle. Yani düşün. Helal olsun. Vallahi helal olsun Botik. Baya da ben basit toplantı falan izledim. Enteresan bir şey var. E, konuşması falan filan. <laughs> Karizmatik bir oyuncu yani. Onlar da Hollanda'da Akademi açmışlar bir tane. Hiç Hollanda'da akademi yokmuş abi böyle. Merkezi bir akademi yokmuş. E, nasıl düşünün? Hollanda'da eskilerin, 70'lerin falan ekol ülkelerinden bir tanesi aslında teniste. E, o Betis Döve'yi falan çıkarmış bir ülke yani. E, ama yokmuş şimdi santral yani merkez bir akademi açmışlar. O da çok Hı. yardımcı olmuş. Öyle diyor kendisi. Zanskulp. Talon Grigspur yine Djokovic'le oynadı. ikinci turda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İyi iş çıkardılar. Onların da tabii önemli bir oyuncusu Kiki Bertens emekli oldu. Ya hakikaten ya. Çok Yazık. Erken yaşta. Ben Grand Slam kazanabilir diye düşünüyordum. Fransa açık Fransa Olabilirdi. açık bir ihtimaller dahilindeydi. Olmadı. Yani, oyunu çıkarmaları gerekiyor. Hı. Richard Krajicekler falan filan biliyorsun yani. Fiziksel olarak uygun bir ülke. Evet. Kesin. Boylar uzun. Öyle. Boylar Acayip uzun. Avrupa'nın en uzun boylu halklarından birisi Hollandalılar. Gele, gelenekleri de var dediğim Hı. gibi ama yani bilmiyorum. Biraz şey gibi olabilir mi ya? Futbolda da mesela eskiden çok iyi mücadele Hı. ediyorlardı. Ee, beş büyük ligle ayakslar falan filan. Şimdi futbolda artık Hollanda liginin bir değeri fazla kalmadı. Teniste de bilmiyorum acaba Hı. yani bir düşünmek lazım üzerine. Acaba niye? Yani Robin e, Hase. Hase var. İşte uzun boylu oyuncu ama yıldız oyuncu ya da böyle çok üst sıraları zorlayacak oyuncu Öyle. pek gelmiyor komşuları Belçika'dan geliyor sürekli David yani. Goffin işte ya tabii bir sürü oyuncu çıktı yani Goffinler çıktı şimdi Malice Mertens vardı. var evet, Mertens Malis şeyin koçu ee, Loiterisin koçu Hı -hı. şu anda yani bilmiyorum. Umarız Ona oradan da, da eğilmek lazım bir evet, ara. Evet. <laughs> bizden da oyuncu... başkaları eğilse daha iyi olur. Vallahi <laughs> biz kendi sorunumuzu <gülüyor> <gülüyor> çözüm bulamadık da çözüm bulduk da Hollanda'yı bir de şey yapmaya çalışıyoruz. Hollanda'ya da çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani Medvedev Djokovic <laughs> finali ibreler hep bir şekilde ifade yani başından ediyor. Başından beri işaret ediyor. Zaten, zaten beklenen finaldi. Avustralya açıkta fare doğurmuştu daha Çok rahat bir üç set. İlk set biraz Boğuştuktan sonra ikinci, üçüncü setle beraber Djokovic ipleri tamamen almıştı eline. Bambaşka bir seviyeye götürmüştü oyununu. Ama Amerika açık olması, Amerika açığın her zaman Djokovic'e hayal kırıklıkları yaşatmış olması. Üç şampiyonluk, beş final çünkü. Beş tane kaybettiği final var. Grand Slam baskısı. Sezonun ee, ve... yorgunluğu. Sezonun yorgunluğu. Medvedev'in... Kuzey Amerika sert kortlarında daha iyi oynaması. yani Bir sürü bileşen var ve çok zor bir maç olur. E, Uğur Ozan, Sulağan bir yerinde söylediği gibi tabii doğmamış çocuğa don biçmeyelim. <laughs> e, ama bu muhtemel final e, yani şu anda. Ama tabii kortta oynanmadan görülmez yani hiçbir şey belli olmaz. E, keyifle izleyeceğiz. Yani Zverev Medvedev olursa da eğer o da bir ihtimal. İşte Zverev Felix de bir ihtimal. Bence genç jenerasyonun en büyük sorunlarından bir tanesi Next Gen oyuncularının henüz aralarında işte Nadal'ın, Federer'in, Djokovic'in oynadığı kadar klasik maç oynamadılar. Yani klasikleşmiş bir eşleşme yani var mesela işte Kanada'da güzel bir maç oynadılar Zverev ile ama 5 yani tane sayamayız onların aralarında böyle müthiş klasik maç. Öyle bir klasik maç oynarlar mı? Olursa onu da mesela görmek ilginç olur diyeyim. Çünkü gerçekten rekabetleri yukarı çeken şey o maçlar. İşte 2008 Wimbledon finali gibi maçlar, ama 2012 işte, Amerika açık finali gibi maçlar. Çok haklısın da abi, bu adamlar ortada olduğu müddetçe de ne kadar klasik olur onlar ya. Çok iyi maç oynayabilirler ama e, insanlar da o kadar izlemiyorlar. Yani, yani bütün ilgi oraya, sadece tenis ahalisinin ilgisi oraya çevriliyor. Yani kendileri için bile e, kendi aralarında bir maç ne kadar anlam ifade ediyordur? Büyüklerle oynadı. hala büyüklerle oynadıkları, büyükler dediğim işte üç büyükte oynadıkları maçlar onlar için en fazla anlam ifade eden şey. Yani bir Çiçi Pas Medvedev maçını bir e, Djokovic maçı gibi, bir Nadal Tabii. maçı gibi görmüyor abi. Oldu geçen sene işte aslında bir tane mesela Dominic Tim zverev maçı vardı. Amerika açık finali 2-0, 2-2 süper kaliteli bir maç değildi ama 5 setti. Şimdi sor kimse hatırlamaz. Öyle. 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 Bakalım başka konuşacağımız bir şey var mı? Ben unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Böyle gibi görünüyor. Ee, o zaman yavaş yavaş programımızı kapatalım Aras'cığım. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık abi. Değerli tenis severler. Bir güzel seneyi böylelikle kapatıyoruz. Bilyonerde 4 Grand Slam'de birden e, dilimiz döndüğünce e, birçok şeyden bahsetmeye çalıştık. Tekrar hatırlatayım. Canlı maç yayınlarıyla ve canlı bahisle e, Amerika açık keyfini bilyonerde katlayabilirsiniz. Ben Emre Yazıcıoğlu, sevgili Aras Yetiş ile birlikte artık gelecek sezon sizlerle yeniden görüşmeyi e, istiyoruz bu platformda. Sevgiyle kalın, tenisle kalın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Bilyoner'e hoş geldin. İlk yatırımına %10 bonus seni bekliyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, %10 hoş geldin bonusunu kaçırma. Detaylar Bilyoner'in kampanyalar sayfasında. Bilyoner, bahsin ilk adresi. Bilyoner.